Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatım Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 35 ile devam ediyoruz. Konumuz uzunluk ve zaman ölçme. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı daha takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın köşelerinden işaretli kare biçimindeki kısımlar kesilip atılıyor. Kalan şeklin çevresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Çocuklar normalde bu şeklin çevresi bu kenar uzunluklarının toplamıdır kesilmeden önce. Siz bunu bir bahçe olarak düşünün. Bu köşeden başlayıp kenarlarını dolaştığınızda ne olur? Çevresi kadar uzunlukta yürümüş olursunuz. Başladığınız noktaya geldiğinizde. Peki köşelerinden bu kareler kesilirse ne olur? Bakın yine yürüdüğünüz yerler. Bu sefer buradan başlayacaksınız. Şurası kesildi. Burayı yürüyeceksiniz. Burayı yürüyeceksiniz. Burayı Burayı kesilenlerin bu sefer içlerinden yürüyeceksiniz. Ve değişen bir şey olmayacak. Neden değişen bir şey olmayacak? Bakın geldik buraya. Çünkü şu kenarlar kesildiğinde gidince sizin yürüyeceğiniz yerler buralar. Kestiğimiz yerler de kes, e, kesilen şu tırtıklı yerlerin uzunluğu da bu daha önceki çevre uzunluğunda olan bu uzunluklara eşit. Yani bunlar gidiyor ama yerine burada çevreye bunlar dahil oluyor. Yine diğer karede de bu kenarla bu kenar yerine bunlar gidiyor kesiliyor ama içeride şöyle bir kenar oluşuyor. Dolayısıyla çevre değişmez. Çevre aynı olur. Cevabımız D seçeneğidir. İki sorumuzda yukarıda kenar uzunlukları verilen ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaçtır? ABCD dikdörtgeninin Çevre uzunluğu bulunurken isterseniz kısa kenarını 2 ile çarpar. 2 tane çünkü. 2 çarpı 4 artı uzun kenarını 2 ile çarpar. 2 tane uzun kenarı var. Toplarsınız. 2 kere, 2 kere 4 8, 2 kere 6 12, 8 artı 12'den çevre uzunluğu 20 cm olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü sorumuz aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisinin çevre uzunluğu diğerlerinden farklıdır demiş. A seçeneğindeki dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulalım. Çocuklar çevre uzunluğunu hesaplarken şunu da yapabiliriz. Kısa kenarla uzun kenarı parantezin içerisinde toplarız. Bunlardan ikişer tane olduğu için 2 ile çarparız. Parantezin içerisinde 12 artı 14, 26. 2 ile 26'yı çarparsak A seçeneğindeki dikdörtgenin çevre uzunluğu 52 cm olur. B seçeneğinde de yine kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarparsak çevre uzunluğumuz 2 çarpı 26'dan 52 cm olur. C seçeneğinde kısa kenar 10 artı uzun kenar 18 toplar 2 ile çarparsak 2 çarpı 28'den bakın parantezin içi önce yapılır. Burada da 56 santimetrelik bir çevre uzunluğu çıkar. C seçeneğindeki dikdörtgenin çevre uzunluğu diğerlerinden farklıdır. Örneğin sorumuzda aşağıdaki şekil eşit büyüklükte 4 dikdörtgen kullanılarak oluşturulmuştur. Dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu 16 santimetre olduğuna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir demişim. Burada dikdörtgenlerden birini şu şekilde çizelim. Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu Kısa kenarına A, uzun kenarına B dersek, bakın burada da A, burada da B. İki tane A, iki tane B uzunluğunun toplamıdır. İki tane A, iki tane B toplandığında bu dikdörtgenin çevre uzunluğu bulunmuş olur. Bu dikdörtgenin oluşturulan bu şekilde de kısa kenarlar A, uzun kenarlar B, B, A, A, A B, B, A yazarsak buradaki çevre uzunluğunun ifadesi Bakın burada 4 tane A var. 4 tane de B var. Bunların toplamı da bu şeklin çevre uzunluğudur. 2A ile 2B'nin toplamı 16 cm ise 4A ile 4B'nin toplamı 16'nın 2 katıdır. 32 cm çevresi olur. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorumuzda PRST dikdörtgeninin çevre uzunluğu 68 cm'dir. PRST dikdörtgeninin bir kenar uzunluğu 14 cm ise diğer kenar uzunluğu kaç santimetredir demiş. Yine ufak bir dikdörtgen çizelim. Burada bir kenarına 14 cm diyelim. Diğer karşısındaki kenar da 14 cm olacaktır. Bir, e, verilmeyen kenarı bulmak için de çocuklar buraya kutu, buraya kutu diyelim. Bunların toplamı 68 cm ise Kısa kenarların toplamını 68'den çıkaralım. 14 artı 14, 28. 68'den 28'i çıkardığımızda 40 santimetre. İşte bu 40 santimetre kalan bilmediğimiz iki uzun kenarın toplamıdır. İki tane kutudur yani. 42'ye böldüğümüzde bir kenar 20 santimetre, diğer kenar 20 santimetre olarak bulur. Cevabımız A seçeneğidir. 6. sorumuzda aşağıdaki şekilde LM doğru parçası diktir KM doğru parçasına KL uzunluğu 10 cm, DE uzunluğu 2 cm, EM uzunluğu 4 cm, LM uzunluğu 2 cm'dir. KLM açısının ölçüsü 30 derece, DEK açısının ölçüsü 60 derece olduğuna göre boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Bakın burası 30. Burası da 90 derece. 90 ile 30'u toplarsanız 120 derece. 180 dereceden 120 dereceyi çıkardığımızda 60 derece. Bu 60 derece şu üçgende, büyük üçgende K açısının ölçüsüdür. Yani burasıdır 60 derece. Hemen oraya gelelim. K açısının ölçüsü 60 derece olduğuna göre buradan ne çıkacak? Bakın bir açısının ölçüsü 60, diğer açısı da 60. Üçüncü açısı da 60 olacaktır. İç açıları 60, 60, 60 olan üçgen eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgen olduğuna göre kenar uzunlukları birbirine eşittir. Buradan verilenleri KL doğru parçasının uzunluğu burası 10 cm. DE 2 cm. Şurası 2 cm. EM uzunluğu 4 cm. Burası 4 santimetre. LM uzunluğu da 8 santimetre. Şimdi bakın burada LD uzunluğunu bilmiyoruz. Onu bulmak için de eşkenar üçgenden yararlanacağız. DE kenarı 2 santimetre ise KE kenarı da 2 santimetredir. KD kenarı da 2 santimetredir. 10 santimetreden yani LK uzunluğundan buradaki DK uzunluğunu çıkarırsanız LD uzunluğu da şurası da 8 santimetre olacak. Evet, şimdi çevre uzunluğunu bulalım boyalı şeklin. Şuradan başlayalım. Buradan geldik 8 artı burası 4 artı burası 2 santimetre artı burası da 8 santimetre. Başladığımız noktaya geldik çevresini dolaştık. Bunların toplamı boyalı şeklin çevre uzunluğudur. 8, 4 daha 12, 2 daha 14, 8 daha 22 santimetredir. Cevabımız D seçeneği olur. sorumuzda yukarıdaki şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Evet çevre uzunluğunu bulurken bu şeklin şuraya çevre yazalım. Bakın çocuklar burada verilen uzunluklardan 16 santimetrelik bu kenar ile karşısında çizdiğim iki kenar uçucu eklendiğinde birbirine eşittir. Yani bu kenarla bu kenarın toplamı da 16 santimetreye eşittir. O zaman çevreyi hesaplarken bu şeklin çevre uzunluğunun iki tane 16 santimetresi var. 2 çarpı 16 yazacağız. Artı yine burası dikey olarak 3 santimetre. Burası da 7 santimetre. Toplam 10 santimetre. O zaman karşısındaki dikey uzunluk da bunların uçucu eklenmesiyle oluşacağı için burası da 10 santimetredir. 3 santimetre, 7 santimetre daha 10 santimetre. 10 da burada var. 2 tane 10 santimetre var. 2 çarpı 10 santimetre diyeceğiz. Çevre eşittir. Çarpma işlemi önce yapılır. 2 çarpı 16, 32 artı 2 çarpı 10, 20. 32 ile 20'yi toplarsak 52 santimetredir. Cevabımız C seçeneği olur. Sekiz Pelin çevre uzunluğu ABCD dörtgeninin çevre uzunluğuna eşit bir dikdörtgen çiziyor. Buna göre aşağıdaki hangisi Pelin'in çizdiği dikdörtgenin kenar uzunlukları olamaz demiş? Bu şeklin çevre uzunluğunu bulalım. Kenar uzunluklarının toplamıdır. 8 artı 12 artı 6 artı 16. Topladığımızda 8, 12 daha 20, 6 da burada 26, 16 da burada 42 santimetre. Şimdi seçeneklerde verilen kısa ve uzun kenar uzunluklarının toplamının iki katı 42 santimetre olursa o dikdörtgen bahsettiğimiz dikdörtgendir. Değilse olmaz. A seçeneğinde 6 ile 15'i topladığımızda 21, 21 ile 2'yi çarparsak dikdörtgenin çevresini bulmak için 42 santimetre olur. Evet. Bu dikdörtgen olabilir. B seçeneğinde 14 ile 17'yi topladık. 21. 2 ile çarparsak 42 cm olur. B seçeneği de olabilir. C seçeneğinde 7 artı 14 21'dir. 2 ile çarptığımızda 42 olur. Bu da olur. D seçeneğinde 10 ile 13'ün toplamı 23. 2 ile çarparsak çevre uzunluğu D seçeneğinde verilen kısa ve uzun kenarlara göre 46 santimetre çıkacaktır. İşte bu dikdörtgen olamaz diyoruz. Bu şeklin çevresine eşit değildir. 9. sorumuz aşağıdakilerden hangisi kareli kağıttaki şeklin çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğunun en yakın tahminidir demiş. Çocuklar buradan tahmin niye demiş? Tahmin şunun için demiş. Bakın buradaki eğik doğru parçasını çizgilerin üzerinden gitmediği için tam olarak ölçmeyeceğiz. Tahmin edeceğiz. Kaç santimetre olduğunu. Tabi çizgilerin üzerinden gidenleri kolaylıkla ölçebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 santimetre burası. 2 olarak yine 1, 2, 3, 4 çizgilerin üzerinden gitmiş. Burası 4 santimetre. Burası da 4 santimetre. Bir geldik. Bu ilk olanı ölçmeye. Şimdi çocuklar bu birim karelerde bu şekilde gösterelim yatay olarak çizginin üzerinden gidildiğinde 1 santimetredir. Dikey olarak gidildiğinde de 1 santimetredir. Ancak ilk olarak bir köşeden diğer köşeye köşegen olarak çizilip gidildiğinde 1 santimetreden daha büyük bir uzunluktur. 1 santimetreden büyük olduğuna göre bakın bu kenarı ölçerken 1 santimetreden büyük olarak ölçeceğiz. Her bir birim kareyi. Normalde çevresi hesaplanırken bu kenarlar toplanır. Yani 4 artı 4 artı bir de burada 8 var. 8. Bunların toplamı zaten 16 olacak. Sonrasında bakın bu e, birim karelerin köşelerinden geçen doğru parçaların uzunlukları 1 santimetre ölçsek 1, 2, 3, 4 santimetre eder. Bakın 1 santimetreden büyük ama 1 santimetre ölçsek 4 cm eder Dolayısıyla 16'nın üstüne 4'ü eklediğinizde zaten 20 olur. Ama 15 ile 18 gitti. 20'den daha büyük bir uzunluktur. Çünkü 1 santimetreden büyüktür. Ha, 1 santimetrenin 2 katı mıdır? Değildir. Ama 1 santimetreden daha uzundur. Dolayısıyla buraya 4 diyemiyoruz. 5 diyebiliriz, 6 diyebiliriz tahmini olarak. 16'nın üstüne 5 eklerseniz 21, 6 eklerseniz 22 olur. En yakın tahmin 22 olacaktır. Niye 6 ekledim? Çünkü burada seçeneklerde olmadığı için 21 deseydi 21 de diyebilirdik. Cevabımız C seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitirelim. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.